Ekranlarından bir kez daha merhabalar değerli izleyiciler. Konuk eviyle birlikteyiz. Konuk evine hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle bizleri evlerinize, mekanlarınıza konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Konuk evinde her cuma olduğu gibi bu cuma da dini bir sohbet gerçekleştireceğiz. Uzman vaiz Hacı Mehmet Akdoğan stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Geçen hafta yoktunuz. Havva hocamız vardı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İşte cuma günleri. Siz çağırıyorsunuz, biz de buraya geliyoruz. Evet, arada. Teşekkür ediyoruz bizler de. Biz teşekkür ederiz. Anlattıklarınız için, burada olduğunuz için, zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Yok, bu aslında bizim bir vazifemiz. Zaten vazife itibariyle vaiz olmamız ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da en önde gelen vazifelerin başında insanları dini konularda bilgilendirme olduğu için biz burada veyahut da camide veya sosyal hayatın içerisinde insanlara faydalı olabilmek, siz bize bu hizmeti tanıdığınız için biz size müteşekkiriz. Çünkü özellikle son Diyanet İşleri Başkanımızın göreve geldiği tarihten bu yana ve bundan önceki Diyanet İşleri Başkanlarımızın üzerinde durduğu en önemli konu insanları sosyal hayatta bilgilendirmek. Sosyal hayatın içerisine girip bu insanların ihtiyacı olan konularda bilgilenmelerini sağlamak. Sadece camiye gelene, camide gelenlere sohbet etmek kolay. Ama insanların evine misafir olmak, bugün özellikle sizin de alanınız olması hasebiyle gerçekten basın yayın dünyaya hakim. Evet. Basın yayının etkisi çok önemli. Bugün insanlar görselliğe çok önem veriyor. Ve evinde televizyonu seyretmese bile açık duruyor. Yani şu anda birçok kardeşimiz televizyonu açık vaziyette evindeki işleri gözetebiliyor. Evet, bizzat bakmasa bile. Onun için siz bu noktada büyük bir hizmet veriyorsunuz. Ben size teşekkür ediyorum yani olarak, AKS televizyon olarak. Biz teşekkür ederiz. Hocam bugün de yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. İhtiyaç duyduğumuz belki de son günlerde bir konu. Güvenilir olmayı konuşacağız. Öncelikle tanımla başlayalım isterseniz. Evet. Güvenilir olmak dendiği zaman ne anlamalıyız? Yani gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün toplumsal hayatın içerisinde en fazla ihtiyaç duyulan, özlemini çektiğimiz önemli konulardan birisi güven konusu. Çarşıda, pazarda, aile hayatında ve yine iş hayatında insanların birbirlerine şüpheyle baktıkları bir ortamın oluşmasına sebep olan güvensizliğin yaygın olduğu bir zaman diliminde bugün güven konusu önem arz ediyor. Evet. Güvenilir olmanın önemini anlayabilmek ve algılayabilmek bağlamında Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'ında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben فَاسْتَقِمْ كَمَا اُنِرْتَ buyuruyor. Yani emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Şimdi bu ayeti celile ile Allah-u Teala sadece peygamberine değil, peygamberinin nezdinde bütün insanlığa hitap ediyor ve diyor ki emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Emrolunduğun gibi dosdoğru olmanın anlamı ve manası veya güvenilir olmanın anlamı ve manası Allah insana bir görev vermiş, bir sorumluluk vermiş, bir emanet vermiş. Bu emanete riayet etme, emaneti yerine getirme, sorumluluğu gereği gibi ifade edildiği şekliyle yerine getirme, ihanet etmeme, ahde vefa gösterme, sözü ve özü ile doğru olma, dost doğru olan, kimseye zararı dokunmayan, başkalarına güven veren kimse güvenilir insandır. Güvenilir kimse güven veren kimsedir. İslam insanları adalet, barış ve mutluluğa yönelik prensipleri ile Kur'an ve sünnetle hizmet etmektedir. Yani toplumda huzuru yakalamak, barışı yakalamak, mutluluğu yakalama noktasında insanların nelere ihtiyacı vardıysa İslam bunları en ince detayına kadar eksiksiz olarak ifade etmiştir. İşte bu bağlamda güvenilir olmayı Allah'ın insanoğluna vermiş olduğu emaneti layıkı ile yerine getirme olarak ifade edebiliriz. Evet, bu anlamda da Hazreti Peygamberimizi görüyoruz. Değil mi? Evet. Her seferinde söylüyoruz bunu. Onun hayatını rehber edinmeliyiz diyoruz. Bu anlamda da sanıyorum yine onun hayatıyla ilgili örnekler vereceksiniz bizlere. Evet. Şüphesiz ki güvenilir bir insandı. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, Burcu Hanım. Öncelikle şunu ifade etmemiz lazım. Peygamberler, ilk peygamber Hazreti Adem'den başlamak üzere bizim peygamberimize kadar gelen bütün peygamberler hem sözleriyle hem de yaşantılarıyla bütün insanlığa örnek olmuşlardır. Evet. Bütün peygamberlerin gayesinde ne vardır? İnsanların mutlu olması vardır, huzurlu olması vardır.
insanların dünya ve ahiret mutluluğunu yakalamalarına vesile olma vardır. Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da en asli vazifesi insanlığı huzura çağırmak, insanlığın dünya ve ahiret saadetini kazanmasına vesile olmaktır. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güvenilirlik ifadesini kullanır kullanmaz ilk aklımıza gelen özelliği güvenilirliktir. Neden? Hazreti Peygamber 40 yaşında peygamber olmuştur. Peygamber olmadan önceki hayatını şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir anlamda güvenilirliğinin en fazla öne çıkan özelliği olduğunu ifade ediyoruz. Ama burada şunu özellikle zikretmemiz lazım. Sadece bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öne çıkan bir özelliği değil güvenilirlik. Güvenilirlik bütün peygamberlerin hayatında öne çıkan bir özellik. Hatta Kur'an'da Allah-u Teala peygamberlerinin dilinden şu ifadeyi kullanıyor. İnni lekum rasulun emin. Ve bütün peygamberlerin Kur'an'da ki tarifiyle kendilerini insanlara tarif ederken ben güvenilir, haberiniz olsun ki ben size güvenilir bir elçi olarak geldim. Evet. Peygamber kendisini güvenilir bir elçi olarak tanıtıyor. Elbette ki bu bağlamda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın El-Emin lakabını aldığı tarih peygamberimizin peygamber olmadan önceki hayatındaki evet, yani gösterdiği. Peygamber olmadan önce de yine insanlar tarafından takdir edilen bu konuyla ilgili güvenilen bir insan olabilmişti. Bir insan. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın 40 yaşından sonraki hayatını değerlendirmiyoruz biz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşından önce, peygamber olmadan önceki hayatını şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman biz bunu görebiliyoruz ve peygamberin civarında bulunan, etrafında bulunanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Muhammedül Emin diyorlardı. 40 yaşında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam peygamber oldu ama güvenilirliği Hazreti Peygamber 40 yaşından sonra kazanmış değildir. Burada şunu özellikle Muhammedül Emin lakabını evet. Allah Resulü'nün aldığı ile ilgili şu örneği ifade edebiliriz. Allah Resulü ta küçük çocukken bile çevresindeki insanlarla diyaloğunda hiç kimseyi kandırmamış, hiç kimseye yalan söylememiş, hiç kimsenin aleyhinde bir ifadesi söz konusu değil. Ve herkes tarafından güvenilen birisi. Kabe sadece Peygamberimiz zamanında kutsal olan bir mabet değildir. Kabe ilk insan Hazreti Adem'den bizim Peygamberimize kadar ve kıyamete kadar kutsal bir mekan öyle, olarak kabul evet. edilmiştir. Peygamberimiz peygamber olmadan önce de Kabe kutsaldı. Ve o insanlar, müşrikler de Kabe'yi kutsal sayıyorlardı. Kabe'nin köşesine konulmak üzere, Kamer'in restorasyonunda Kabe'nin bir köşesine konulmak üzere Hacerül Esved'le ilgili bir tartışma söz konusu olmuştu. O zamanın müşrikleri arasında, kabileler arasında tamam Kabe kutsal ve onlar orada da ibadetlerini yapıyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhammedül Emin lakabını alması burada da önem arz ediyor. Dediler ki kim koyacak, bu kabileler arasında yarış var. Bu taşı kim koyacak Kabe'ye? Evet. Bu tartışmanın neticesinde en son şu karara vardılar. Dediler ki ilk önce bu Kabe'nin avlusuna bekleyelim. Kim girerse, hangi kabileden olursa olsun onun sözünü dinleyelim ve onun dediği yere koyalım. Ve Allah-u Teala'nın bir tabi nasibidir bu. O sırada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlar bunu konuşurlarken kapıdan girdi. Girdi ve dediler ki en güvenilir insan geldi. Muhammedül Emin olan birisi geldi. Buna artık güvenmeden başka çaremiz yok. Bunu buraya en ideal şekilde konulmasını gösterecek ve nasıl konulacağını bizim aramızda herhangi bir tartışmaya mahal vermeden bu işi yapabilecek olan bu dediler. Evet. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a durumu arz ettiler. Daha o zaman peygamber değil peygamberimiz. Bir çocuk. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oradakilere göre bir çocuk. Evlatları yaşında çoğunun. Dediler ki biz bu taşı Hacerül Esved'i Kabe'nin bir yerine koymamız lazım ama aramızda anlaşamadık. Bunu nereye koyalım? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok o engin zekasıyla insanların arasında hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde cübbesini çıkardı. Taşı dedi cübbenin üzerine yuvarlayın. Cübbenin üzerine taşı koydular. Herkes cübbenin bir köşesinden tutsun ve oraya koyalım.
Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi eliyle de Hacerül Esved'i bugünkü yerine yerleştirdi. Ve o günkü o kabilelerin arasındaki tartışma sona erdi. Hiçbir tartışmaya olmaksızın taş yerine yerleşmiş oldu. Evet, şu anda da kutsal topraklarda aynı şekilde duruyor değil mi hocam? Aynı şekilde şu anda Kabe'nin köşesinde şu an Hacerül Esved olarak o bulunan köşeden itibaren tavaf dediğimiz hac ve umrenin en önemli ibadeti olan o tavafın başlangıç çizgisi de oraya evet. göre ayarlanmıştır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamberliğinden önce de böyle güvenilirdi. 25 yaşındayken Hazreti Hatice validemizle evlenmişti ve 40 yaşında peygamber oldu. 15 yıllık bir evlilik var. Evet. Sonra peygamber oluyor. Tabi Hazreti Hatice validemizle arasında geçen bir diyalog var. Onunla evliliğine sebep olan yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın güvenilirliğidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice validemizin bir işçisi olarak çalışıyordu. Ona çok güvenmişti ve Hazreti Hatice validemiz peygamberimize evlilik teklif etti. Evet. Yani bu da çok önemli bir noktadır. Yani bir kadının Peygamber aleyhissalatü vesselama evlilik teklifi yapmış olması, peygamberimizin de bu evlilik teklifini kabul etmesi, kendisinden 15 yaş büyük olan Hazreti Hatice validemizle peygamberimiz evlendi ve evlendikten sonra 15 yıl sonra peygamberimize peygamberlik verildi. Peygamberimize peygamberlik vazifesi verilince Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ilk ayetlerin gelmesinden sonra korktu. Endişelendi, ne yapacağını şaşırdı ve evine geldi. Evet. Evine gelince Hazreti Hatice validemiz peygamberimizi çok mükemmel özelliklerini zikretmek suretiyle onu bir manada ikna etti. Evet, ve onu rahatlattı. Onun rahatlamasını sağladı. Onun sözlerini özellikle buradan ifade etmek istiyorum. Hazreti Hacı validemiz ona dedi ki, müjdeler olsun. Sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarla ilgilenirsin. Güzel ve iyi ahlaklısın. Sebat et. Vallahi ben senin bu ümmetin peygamberi olacağını umarım. Daha peygamberimiz peygamber olduğunu bile bilmiyor. İlk ayetler gelmiş, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisinde bir haller yolluyor ve diyor ki ben rahatsız oldum, bu başıma gelenler nedir? Bir tedirginlik hissediyor. Eşi Hatice validemizin Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama söylediği şeyler çok önemli. Evet, bu da ne kadar çok güvendiğinin en büyük göstergesi herhalde değil mi hocam? Onunla yaşadığı gerek 15 yıllık hayatı gerekse o evlilik hayatı ve evlilik hayatının öncesinde onu ne kadar tanımış olduğunun ve ona ne kadar güvendiğinin, o kadar ona yani kendisinden daha fazla güvenilir bir tarzda diyor ki sen rahat ol, seni Rabbin kesinlikle mahcup etmez çünkü sen güvenilir bir insansın, akrabalarına karşı güvenilirsin diyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın güvenilirliğini elbette ki onun eşinden dinlemek daha da evet. Önemli bir noktayı oluşturuyor. Onu gerçekten tanıyan değil mi? 15 yılını elbette birlikte geçirmiş. Elbette ki 15 yıl peygamberlik öncesindeki evet. bir hayat. Peygamber olduktan sonra belki o peygamberdi, peygamber olduktan sonra o öyle davrandı denilebilir ama peygamberlik öncesi hayatını eşi evet. Hatice validemizin böyle tarif etmesi bizim için önemli bir örnek teşkil ediyor. Yani biz bunları niye anlatıyoruz? Bizim örneğimiz, Müslümanların örneği, Müslümanların rehberi, Müslümanların örnek alacağı kişi Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Çünkü Allah Kur'an'da ayeti kerimesinde buyuruyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Peygamberde sizin için en güzel örnekler vardır. Siz kim? Allah'a ve ahiret gününe inanan sizler için. Allah'a ve ahiret gününe inanan, Müslüman olduğunu söyleyen kimse için en güzel örnekler peygamberdedir. Peygamberi örnek almak sadece ibadet hayatında örnek almak değildir. Peygamberi örnek almak sadece ibadetleriyle ilgili onu takip etmek, onun yaptıklarını yapmak değildir. Peygamberi örnek almak demek sosyal hayatın içerisinde evet, tüm peygamber nasıl davranıyorsa öyle davranmaktır anlamında peygamberimizin güvenilirliğini ifade ediyoruz. Mesela yine peygamberimiz peygamber oluyor. Peygamber olduktan sonra Peygamberimize şu ayet geliyor. Ve endir aşiretekel akrabin. Akrabalarını da uyar. Herkesi uyarıyor ama öncelikle akrabalarını uyarması hususunda Allah-u Teala'nın ayeti gelince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akrabalarını bir gün çağırıyor. Onlara ziyafet veriyor. Ve
ziyafetin arkasından bütün akrabalarını topluyor. Ebu Kubeys denilen bir dağa çıkıyor ve onlara bir konuşma yapıyor. Ve onlara diyor ki, ey akrabalarım, ben size desem ki şu dağın arkasında bir ordu var. Ve bu ordu biraz sonra gelecek, sizin üzerinize saldıracak ve sizi helak edecek. Sizi yok edecek desem, inanır mısınız? Hep bir ağızdan inanırız diyorlar. Çünkü sen bugüne kadar hiç yalan söylemedin, hiç yanlış yapmadın. Elbette ki inanırız diyorlar ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki işte eğer ona inanırsanız şunu bilin, ben de Allah'ın size ve bütün insanlara gönderdiği peygamberim diyor. Tabii bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle deyince inananlar var, inanmayanlar var. Herkes inanmış değil. Mesela ilk başta karşı çıkanlardan birisi amcası Ebu Leheb kabul etmemiştir. Yakınında olan bir isim. Tabii çok önde gelen de birisi ama kabul etmemiştir. Onu da ifade etmiş olalım. Bir de şu burada peygamberimize güvenle ilgili burada şununla söyleyerek noktalayalım burayı. İnşallah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a güvenenler sadece Müslümanlar değil. Yani peygamberimize güvenenler sadece peygamberimize inananlar değil. Evet. Burası çok önemli. Yani bize, bizim akrabalarımız, bizim dostlarımız, bizim arkadaşlarımız güveniyor olabilir. Asıl olan sana birçok noktada düşmanlık besleyen birilerine de güven verebilmek. Yani evet, İslam ve Müslümanlık bunu gerektiriyor. Onların da senin yalan konuşmayacağını ya da yanlış bir şey yanlış bir şey yapmayacağını bilmeli. Bilmesi. Yani mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edince, hicret esnasında Hazreti Ali Efendimiz'e emanetler bırakıyor. Diyor ki, ya Ali, bunlar bana Yahudi ve Hristiyan olan kimselerden emanet olarak bırakılmıştı. Bu emanetleri yerine ulaştır diyor. Ölümle baş başa, öldürülme, ölüm fermanı çıkarılmış, kendisini müşrikler öldüreceği hususunda kendisine bilgiler ulaşmış ve Mekke'den Medine'ye hicret izni Allah-u Teala tarafından verilmiş. O gün kendisine vekil olarak Hazreti Ali Efendimiz'i bırakıyor ve Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki bu emanetleri Yahudi ve Hristiyan olan o kimselere ulaştır diyor. Bu da neyi gösteriyor? Açıkça Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, peygamberimize inanmayanların da güvendiğini ve inandığını gösteriyor. Evet, yani sosyal hayatta da çok güvenilir bir insan olduğunu, diğer insanlara karşı, sadece Müslümanlara değil, diğer insanlara karşı da çok güvenilir bir insan olduğunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. İfade etmiş oluyor yani, evet. Evet, peki hocam Peygamber Efendimiz'in Müslüman tanımı neydi? Evet, çok önemli. Yani Allah Resulü'nün örnek bir hayatının olduğunu günlerce anlatsak zaten bitmez de. Ama Allah Resulü'nün bir de söylemleri var. Sözüyle Müslüman nasıl olmalıdır, mümin nasıl olmalıdır, yani Müslümanın tavır ve davranışlarında güveni nasıl telkin etmelidir noktasındaki bize tavsiyeleri bizim için önem arz ediyor. Peygamberimize ashabtan birisi soruyor. Diyor ki ya Resulallah eyyül Müslüm, Müslüman kimdir? Müslüman hangisidir? Hangi insan Müslümandır? Peygamberimiz namaz kılandır, oruç tutandır, zekat verendir, hacca gidendir diye saymıyor. Çok önemli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o soran sahabiye öyle bir cevap veriyor ki o günden kıyamete kadar gelecek insanlık için ders olacak bir cevap veriyor. El müslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu kimsedir. Eline ve diline diğer insanların güvendiği kimsedir. Yani Müslümanın en açık tarifi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde eliyle ve diliyle diğer insanlara zarar vermeyen, güven veren kimse Müslümandır. Yani Müslüman olmayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir sürü maddeleri sayarak anlatmak yerine bir cümleyle anlatıveriyor. Allah'ın bir emanetidir el ve dil. Buna sahip çıkacaksın, diğer insanlara zararlı olmayacaksın. Allah'a kulluğun birinci şartı da zaten insanların diğer insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Evet, peki hocam Hud suresinden bahsedecek olursak. Evet, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir gün, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çok önem arz eden bir sure, Hud suresi. Sohbetimizin başında da okumuş olduğum ayet-i celiliyle ilgili diyor ki, Kur'an'da bir sure var ki o sure beni ihtiyarlattı, beni yaşlı hale getirdi.
O surenin içinde de bir ayet var ki o ayet beni ihtiyarlattı diyor. Sahabiler tabi dikkat kesiliyorlar. Evet. Burası çok önemli yalnız. Yani özellikle şuna vurgu yapmamız lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatış üslubu bize örnektir. Yani Allah Resulü'nün üslubunda bile o olayın, o anlatacağı şeyin önemini açıkça görebiliyoruz. Allah Resulü neyle başlıyor bak. Diyor ki Kur'an'da bir sure var, o sure beni ihtiyarlattı. O surenin içinde bir ayet var, o ayet beni ihtiyarlattı. Sahabenin kafasında bir soru işareti oluşuyor. Evet. Bizim kafamızda da bir soru işareti oluşuyor. Acaba bu ayetin, bu surenin ne özelliği var ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 6000 küsur ayetin içerisinde bir ayetten bahsediyor diye biz de düşünüyoruz. İşte Peygamberimiz onun üzerine diyor ki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ ayeti var ya, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Nasıl olman gerekiyorsa öyle ol. Allah seni nasıl tertemiz yarattıysa o temiz fıtratını koru ayeti var ya, işte o ayet beni ihtiyarlattı. Acaba nasıl olmam gerekir? Emrolunduğum gibi dosdoğru olma noktasında insanlara karşı nasıl olmam, aileme karşı nasıl olmam, arkadaşlarıma karşı nasıl olmam gerekir? Bunu düşünmek ve acaba birilerini incitir miyim? Acaba birilerine zarar verir miyim? Bu sorumluluk beni ihtiyarlattı diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet, günümüzde de ne yazık ki bu sorumluluğu yerine getiren çok az sayıda insan var değil mi hocam? Şimdi bu olmamız gereken ideal insan, peygamberler mükemmel insanlardır. Evet. İnsanların da olması gereken peygamberlerin gittiği yoldan gitmek suretiyle mükemmel insan olma noktasında çaba ve gayret sarf etmeleridir. Müslümanlık da budur. İşte bu bağlamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize özellikle uyarılarda bulunuyor. Ve diyor ki mesela bir hadisinde la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Sizden biriniz iman etmiş olamaz. Ne zamana kadar? Kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe. İnsan kendinin zararını istemez. Kendisinin kötülüğünü istemez. Kendisi için kötülük istemeyen bir insan başkası için de istememelidir. Niye? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu özellikle bir ne olarak sayıyor? İmanın bir gereği olarak sayıyor. İmanın kemal manada, kamil manada Allah'ın istediği şekle getirebilmenin yolunun Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bununla mümkün olacağını ifade ediyor. Evet, diyebiliriz ki hocam İslamiyet dini insanlara bencil olmayı değil, diğer insanlara faydalı olabilecek işlerde bulunmayı öğütlüyor. Yani şunu özellikle ifade edelim, aynen sizin de ifade buyurduğunuz gibi, Müslümanlık, İslam sosyal hayat dinidir. İnsanların insanlarla olan diyaloğunun nasıl olması gerektiğini öğreten bir dindir. Onun için peygamber bir melek değildir. Peygamber bizim gibi bir insandır. Evlenir, yer, içer, ihtiyaç giderir ve vakti geldiğinde de ölür gider. Sosyal hayatta alışveriş yapar. Evet. Yani insanlarla beraber yaşar, uyur. İletişim içerisinde olur değil mi? İnsanlarla hemhaldir, iç içedir. Onun için peygamber bize aleyhissalatü vesselam bizim için en güzel örnek teşkil eder. Yani bu bağlamda İslam insanlar arasındaki diyaloğu belirlemede neler söylenmesi gerekiyorsa bunların hepsini söylemiştir. Evet. Peki hocam münafık kavramına İslamiyet'in bakış açısı nedir? Şimdi güvenilirliği bozan bir takım davranışlar vardır. Tamam, güvenilir olmak lazım. Güvenilir olmak İslam'ın insanlardan istediği, Müslümanlardan istediği en öne çıkan bir özellik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da güvenilirdir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde olsun, bugünkü insanlar bağlamında olsun, güvenilirliği sarsan, güveni sarsan, bir insanın güvenilir olmadığını ortaya koyan bir takım özellikler var mıdır? Vardır. Bunlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde çok uç ifadelerle bizi caydırıcı anlamında özellikle ifade edilmiştir. Şimdi Kur'an'da 3 sınıf insandan bahsedilir. İman edenler, inkar edenler, bir de inanmadıkları halde inandık diyenler, münafıklar. Ve küfürde en şiddetli olanlar münafıklar olarak zikredilir. Münafıklık bir anlamda aslında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz, Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla münafıklık küfürden daha tehlikelidir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam
münafıkların özelliklerini saymış. Müslümanda bu özellikler olmamalıdır. Müslümanda münafıkla mahsus özellikler bulunmamalıdır diye zikretmiştir. Ama maalesef bugünkü toplumda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın saymış olduğu bu özelliklerin birçoğunu görebiliyoruz. Çarşıda, pazarda, alışverişte veyahut da oturmalarda, evet, yakın sohbet ortamında, çevremizde görebiliyoruz. Bu özelliklerden mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam uyarı mahiyetinde insanları oradan uzaklaştırma anlamında diyor ki bir hadis-i şerifinde ayetül münafiki selâsün İzâ haddete kezebe ve izâ va'ade ahlefe ve izâ tümine hâne. Münafığın alameti üçtür. Bir, konuştuğu zaman yalan söyler. İki, söz verdiğinde sözünde durmaz. Üç, emanete riayet etmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden bahsettik. Güvenilirdir. Hiç kimseye yalan söylememiş. Hiç kimseyi kandırmamış. Çevresindeki insanlar onun o güne kadar, peygamber olduğu tarihe kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yalan söylediğine hiç şahit olmamışlar. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sihirbaz denilmiş, büyücü denilmiş, mecnun denilmiş, deli denilmiş. Ama Peygamberimize 23 yıllık peygamberliği hayatında ve peygamberlik öncesi hayatında hiç kimse yalancıdır dememiştir. Onun için Peygamberimiz bize bu noktada bir uyarıda bulunuyor. Münafığın alameti üçtür. Bir, yalan söyler. İki, emanete riayet etmez. Üç, söz verdiğinde sözünde durmaz. Aslında bu üçü de yalanı ifade ediyor. Evet. Üçü yalanda toplanıyor. Yani insanlara güven vermez. İnsanlara güven vermemek, insanların kendisine güvenilir olmaması bağlamında münafıklık olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıkça ifade ediyor. Bugün apartman hayatında yaşıyoruz. Biz genelde toplum olarak şöyle bir anlayışa sahibiz. Çevremizdeki insanları suçlarız. Evet, kendimize bakmayız değil mi çoğu kendimizi zaman? Kendimizi pek fazla sorgulamayız. Deriz ki ya apartmanda 10-15 kişi var ama hiçbirine güvenemiyorum. Yani niye? Doğru düzgün muhatap olmuyoruz, konuşmuyoruz, görüşmüyoruz. Veyahut da toplum o hale gelmiş ki insanlar güvenilmez olmuş deriz. Evet. Ben bunu diyorum ki biz öyle bakmak yerine şöyle bakmamız lazım. Ben 15 kişilik bir apartmanda oturduğumu düşüneyim. 15 ailenin oturduğu bir apartmanda oturuyorum. Bu ailelerden, 14 aileden kaç tanesi bana güveniyor? Kaç tanesi bana güvenir? Evini emanet eder, arabasını emanet eder diye kendi kendine sorgulamam lazım. Ben o insanlara ne kadar güven verdim? Mesela arabamı eğlerken kendimi düşünerek mi eğiliyorum yoksa komşumu düşünerek mi eğiliyorum? Apartmandaki ortak kullanım alanlarını kullanırken kendim mi ön plana çıkıyorum yoksa komşularımı mı ön plana çıkarıyorum? Bu noktada komşularım bana güvenir mi? Mesela düşünelim. Bugün apartmanlarda yaşanan önemli hadiselerden birisi. Güven dedik ya. Yazıyor apartmanın asansörüne. Bu asansör ile eşya taşınmaz. Diyor. Evet. Ve diyor sana, diyor ki apartmanda bunu eşyalarınızı bununla taşımayın diyor. Ağır eşyalarınızı taşımayın diyor. Sen de diyorsun ki tamam, biz ağır eşyalarımızı onunla taşımayız. Kimse görmüyor ya. Görmediğine göre taşıyayım. 3 gün sonra asansör bozuluyor. Asansör bozulduktan sonra ortak kullanım olduğu için ortak kullanımdan ödeniyor. Bu bir güvensizlik. Yani toplumda kendine güveni aramak lazım. Yani önce insan kendi görevlerini yerine getirmeli. Kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmeli. Biz genelde karşımızdaki insanların sorumluluğunu yerine getirmediğinden bahsederiz ki halbuki bizim dinimizin bizden istediği Allah-u Teala'nın ayeti cellesinde özellikle ifade buyurduğu فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Nasıl olman gerekiyorsa. Ailene karşı sorumlulukların neyse onları yapacaksın. Komşuna karşı sorumlulukların neyse onu yapacaksın. İş yerinde sorumluluk ve vazifen neyse onu yapacaksın. Şimdi bugün şöyle bir sistem yerleştiriliyor. Kamerayla, evet, işverenler işçilerini takip ediyor. Geçen bir fabrikaya gittik. Fabrikada gördüm. Yani giriş çıkış için
şey alıyor, kartta giriş çıkışı. Parmak okuma sistemi okutuyor, olabiliyor. Okutuyor. Yine müdürün bulunduğu odada iş yerindeki insanları takip eden kameralar kurulmuş. Neden? Güven olsa herkes işini yapar. Benim işçilerin kazancını helal hale getirirler diye inanmış olsa, güvenmiş olsa, biz o güveni vermiş olsak herhalde bunu yapmazlar diye düşünüyorum. Evet, çünkü biz belki dıştaki bu kamerayı görüyoruz ama Allah'ın bizim üzerimize yerleştirmiş olduğu kameraları çok fazla dikkate alamayabiliyoruz, almayabiliyoruz. Bunları dikkate almamız lazım. Allah bizim sağımıza ve solumuza ve bizi gözetleyen kameramanları yerleştirmiş. Bu kameramanlar bizim yaptığımız her şeyi kaydediyorlar. Biz Allah'a hesap vereceğiz. Onun için ona göre davranmamız lazım ve insanlara da güven vermemiz gerekir. Hocam, bu anlamda Mevlana Celaleddin Rumi'nin çok güzel bir sözü var. O geldi benim aklıma şimdi siz böyle anlatınca. Diyor ki, duydum ki gıybet etmişsin, benim hakkımda konuşmuşsun. Benim gibi aciz bir kuldan korkmuş da Yüce Allah'tan korkmamışsın. Evet. Hakikaten çok güzel söylemiş. Çok önemli. Yani insanlardan, insanlardan korkma yerine Allah'tan korkmayı düşünmek. Evet. Allah'ı seni gördüğünden dolayı hesaba çekeceğini dikkate alırsan hem Allah'a güven vermiş olursun hem de topluma güven vermiş olursun. Çünkü Allah'ın bizden istediği sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimiz zaman insanlar da bize sever, insanlar da bize güvenirler. Ama bugünkü toplumun en büyük problemi nedir? Güven problemidir. Bu da yalana dayalı. Evet. Mesela güvenle ilgili biz ikimiz oturuyoruz bir yerde, konuşuyoruz. Sonra ben sizden ayrılıyorum. Giderken sizin yanınıza başka birisi geliyor. Diyorum ki daha sonra ilk karşılaştığımızda ben gittikten sonra benim hakkımda neler konuştunuz? Böyle diyor vatandaş. Evet. Niye onu diyor? Onu demesinin sebebinin altında şu var. Çünkü o üçüncü şahıs gelmeden önce biz onun hakkında konuştuk da ben gidince de benim hakkımda konuşulacağını biliyoruz. Evet, böyle bir şey olacağını tahmin edebiliyor. Tahmin kendisi edebiliyoruz. Niye? Ben kendime güvenmiyorum. Ben kendim başkalarının hakkında konuşuyorum. Başkalarının da benim hakkımda konuşacağını düşünüyorum. Güven karşıya dayalı değil, aslında bana dayalı. Ben kendime güvenmiyorum. Ben kendime güven, kendim güveni insanlara vermiyorum. Kendim güveni vermediğim için başkalarının da aynı konumda olduğunu düşünüyorum ve bu da toplumda bir güvensizliğe sebep oluyor. Evet, peki hocam, bu anlamda yalan ve iman arasındaki ilişkiden bahsedecek olursak. Evet, yalan ve imanla ilgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın herhalde şu sözü bunu özetler gibi, yalanla iman aynı gönülde bulunmaz diyor Peygamberimiz. Yani özellikle şunu ifade edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz önceki söylemiş olduğumuz nifakla ilgili hadisi, yalanın imana ne kadar zarar verdiğini açıkça gösteriyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kişi doğru söyleye söyleye doğrulardan yazılır. Kişi yalan söyleye söyleye yalancılardan yazılır. Doğruluk kişiyi iyiliğe, iyilik de kişiyi cennete götürür. Yalan kişiyi kötülüğe, kötülük de kişiyi cehenneme götürür diyor Peygamberimiz. Yani yalanın iman noktasında öncelikle nifak kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yalan söylemeyi münafıklığın özelliği olarak saymış olması aslında imana yalanın ne kadar zarar vereceğini açık göstergesidir diye ifade edebiliriz. Evet, peki hocam, sözünde durmamak. Evet, sözünde de durmamak zaten o da ayrı bir nokta. Yani bu münafıklığın özelliklerinin içerisinde sayılan şeylerden birisi. Özellikle şunu bilmemiz lazım. Sözünde durmamanın birinci maddesi insanın kendisi bağlamında Allah'a verdiği sözde durması lazım. Birinci söz Allah'a verilen sözdür. Allah'a ne sözü veriyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah tanımayacağım. Ben yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'ın elçisi ve kulu olarak kabul edeceğim. Allah ne söylerse kabulüm, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayatında nasıl yaşadıysa öyle yaşamayı da kabul ediyorum demektir kelime-i şehadet. Evet. Biz öncelikle bu sözümüzde durmamız lazım.
Allah beni görüyor, gözetliyor, gördüklerinden dolayı da beni hesaba çekecek, bunu biliyorum ve buna inanıyorum. Allah bana diyor ki beni görüyor, benim seni gördüğümü biliyorsan ve buna da inanıyorsan o zaman ona göre yaşa. Ona göre yaşamanın yolu peygamberi takip etmekten gider. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki peygamberi örnek alacaksınız. Peygambere itaat edeceksiniz. Ben size bir peygamber gönderdim. Onun hayatını hayatınızla paralel hale getireceksiniz. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam daha peygamber olmadan önce öyle bir hayat yaşamış ki çevresindeki herkes inanmış. Özellikle konuya böyle giriş yaptık. Niye? O bizim örneğimiz. Biz de çevremize şöyle bir bakmamız lazım. Biz ne kadar sözümüzde duruyoruz? Verdiğim sözü ne kadar yerine getiriyorum? Ben saat 10'da AKS'de, AX TV'de program var. Geleceğim diye söz verdim. Düşünün ki saat 10'u çeyrek geçe geldim. Yani neler alt üst olur? Burada ne kadar sıkıntılar ve problemler olur? Yani bugün öyle bir hale gelmişiz ki biz toplumda sözünde durma ve sözünde durmama noktasında bir program düzenleniyor. Programı normalde 8.30'da başlayacak. Biz programı 8.30'da başlayacak programı 8'de ilan ediyoruz. Niye? Biz 8'de ilan edelim. Çünkü bizim insanlarımız 8.30'dan önce gelmez. Biz insanlarımızın 8.30'dan önce gelmeyeceğiyle ilgili bir ön fikirliyiz. Evet, ona inanmışız. Ona inanmışız. Ama insanlar nasıl inanmış? İnsanlar da bu programı eğer 8'de ilan edildiyse 8'de başlamaz. Bak, karşılıklı güvensizlik. Bir program yapıyorsun, bu dini içerikli olur veya başka içerikli olur. Hiç fark etmiyor. Hangi içerikli olursa olsun. Bugün toplumda güven bunalımı var. Yani insanlar birbirlerine güvenmiyor. Evet, ve bu normal bir şeymiş gibi artık. Bunu artık normal bir hale gelmiş. Yani biz 8'de ilan edelim, nasıl olsa ancak 8.30'a kadar gelirler. Diğer vatandaş da diyor ki bu 8'de ilan edilmiş ama bu 8.30'dan önce başlamaz. Mesela birisi gelecek. Yani birisi çağrılmış bir programa gelecek. O programa çağrılan kişinin kademesi yükseldikçe bu zaman da o kadar uzuyor. Halbuki kademe yükseldikçe sözünde durma daha da fazla olması gerekir. Öncelikle Allah'a verdiğimiz söz, sonra da insanlara verdiğimiz sözün gerçekten üzerinde durulması lazım. Bizim ecdadımız bunu şöyle özetlemiş. Söz namustur. Evet. Bunu böyle algılamamız lazım. Yani söz vermişsen sözü vaktinde yerine getirmek icap eder. Getiremeyebilir misin? Bir mazeretin çıkar, herhangi bir problem olur. Haber vermen gerekir. Önceden haberdar etmen ve mazeretini beyan etmen gerekir. Çünkü söz bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak gerekir. Müslümanlık da emanettir. Emanete sahip çıkmayan da samimi ve kamil mümin olamaz. Evet, peki hocam, hile ve aldatma. Bu da karşımıza evet. Çıkan bir durum ne yazık ki günümüzde. Güvenle ilgili. Yine güvenle ilgili söylediğiniz gibi. Şimdi şunu ifade edelim. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve o dönemden örnek verelim. Yani şunu da özellikle ifade edelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan aldığı vahyi insanlara anlatıyordu. Sahabilerine anlatıyordu. Yani günahtan uzak duran, aldatmadan uzak duran, doğruluğu kendisine rehber edinmiş ashab vardı. Sahabiler vardı. Ama yanlış yapanlar da vardı. Onlar yanlış yapacaktı ki Allah Resulü onlarla ilgili bize öğretecekti. Onları uyaracak ve kıyamete kadar da bu uyarılar dikkate alınacaktı. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam pazarı dolaşırken pazarda bir buğday satıcısının yanında elini buğdayın içerisine sokuyor. Buğdayın üstü kuru. Altı ise yaş. Şimdi üstü kuru, altı yaş. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada şunu söylüyor. Men gaşşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Evet. Hem Müslümansın hem de insanları aldatıyorsun. Herhangi bir malı satacağın zaman malın iyilerini öne, kötülerini arkaya. Şimdi bugün bunların değişik şekillerini pazarlarda veya çeşitli yerlerde görebiliyoruz. Yani bunu yaşıyoruz. Gidiyorsun, üzüm alıyorsun, 3 kilo üzüm aldın. Üzüm alıyorsun, eve varıyorsun, eve götürüyorsun. Hanım diyor ki sen diyor üzümün diyor hep şeylerini almışsın, döküntülerini almışsın. Yok ya ben salgımları kendi elimle koydum.
Salgın vardı. Nasıl oluyor bu iş? Önceden sen gelmeden önce siyah poşetin içerisine altına dolduruluyor şey. Daneler. Sonra sen üstüne istediğin kadar şey koy. Zaten altında yarım kilo var. Yani böyle bir güvensizlik. Evet. Yine bugün elmadır, portakaldır veya başka bir şeylerdir satılıyor. Kasa döşeniyor. Kasanın üstüne iyileri döşeniyor. Alttan çıkarıyorsun. Başka şey çıkıyor. Evet. Yani bugün bu her yerde bu böyle. Sadece bu burada böyle değil. Arabistan'da da bu böyle. Yani gidiyorsun Arabistan'da hurma alışverişi yapacaksın. Hurma alacaksın. Alacağın 20 kilo hurma. Hurmanın iyisini üstüne döşüyor. Bakıyorsun buraya geliyorsun hurmayı git tersine bir deviriyorsun. Altında üstünde 30 riyallik hurma. Altında 15 riyallik hurma. Yani sözün bir manada hile, aldatma, güvenilirlik bağlamında insanların bugün gerçekten kaybettikleri bir nokta. Yani bugün insanlara güven azalıyor. Güven niye azalıyor? Bunun hesabı var bana. Bu kazancımı ben helal hale getirmeliyim endişesi olmadığı için. Evet, peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben süremizin sonuna geldik. Çok sağ olun zaman ayırdığınız için ve anlattıklarınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet değerli izleyiciler, konuk evinde uzman vaiz Hacı Mehmet Akdoğan bizlerle birlikte oldu ve güvenilir insan olmak, güvenilirlik konusunu konuştuk bugün. Ve bu sohbetle konuk evini sonlandırıyoruz. Bir başka konuk evinde yeniden görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.